RGB renk uzayı ya da KYM yani kırmızı yeşil mavi renk uzayı istediğimiz rengi elde etmek için iyi bir yöntem olsa da sonuçlar doğal olmayabilir. Biz sanatçılar doğru rengi bulmak için bunun yerine ton, yoğunluk ve canlılığı kullanırız. Ton ve yoğunluk dairesinde açı, tonu, yarı çapsa yoğunluğu tanımlar. Dairede elde edilen konum daha sonra canlılık kontrolünde yapılacak ayarla birleşip son renk elde edilir. Canlılık kontrolünden bundan sonra canlılık boyutu olarak bahsedeceğim. Canlılık boyutu tek bir sayı ile belirlenir. Ton, yoğunluk ve canlılık ayarları elde edilen rengin RGB renk küpünde de bir konumu vardır. İşte bu noktada size önemli bir problemden bahsedeceğim. Her ton, yoğunluk ve canlılık ayarı RGB renk küpündeki tekil bir noktaya nasıl karşılık geliyor olabilir? Bunun için öncelikle 3 boyutlu bir küpten 2 boyutlu bir daireye nasıl geçebileceğimizi düşünmemiz gerekir. Önemli olan renk küpündeki grilerin nerede olduğudur. Küpte kırmızı, yeşil ve mavi değerlerinin aynı olduğu noktalarda grinin bir tonu elde edilir. Örneğin %20, %20 ve %20 bize bu koyu griyi %80, %80 ve %80'de gördüğünüz açık griyi veriyor. Bu da RGB küpünde gri bir çizgi olduğu ve tüm grileri tanımlamak için tek bir boyuta ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Şimdi renk küpünü döndürüp doğrudan gri çizgiye baktığımız açıyı elde etmeye çalışacağım. Tanıdık geliyor mu? Matematikçiler ufak hileler yaparak bunu bir daire haline getirmişler. Bir çizgiyi daireye esnetebilmek için çok süslü matematik işlemleri yapılabilir ama bu videoda onlardan bahsetmeyeceğiz. Ton yoğunluk dairesi de işte buradan gelir. Son olarak canlılık boyutunu da ekleriz. Bunu yapmak için dairemizi bir silindir haline getirip yeniden 3 boyutlu bir şekilde düşünmeye başlarız. Canlılık boyutu silindirin hangi dilimini alacağımızı tanımlar. Mesela %50'lik bir canlılık silindirin tam ortasındaki dilimi alır. Bu dilimdeki renklerin tonlarını açmak için canlılık boyutunu daha yukarı bir dilime, koyulaştırmak için de canlılık boyutunu daha aşağıdaki bir dilime ayarlamamız gerekir. Bu önemli bir bilgi olduğu için videoyu burada bitireceğim. Sıradaki alıştırmada bu model hakkında biraz daha düşünmenizi sağlamaya çalışacağız. Unutmayın, istediğiniz kadar zaman harcayabilirsiniz.